Efendim sezon açılıyor ve balıkçılar iki gün sonra vira bismillah diyecek. İlkalların palamutla dolması bekleniyor ama vatandaşın kafası biraz karışık. Denizlerde müsilaj var diyen balık yemekten endişe ediyor. Peki Marmara ve Karadeniz'deki balıkları inceleyen bakanlık ne diyor? Cevaplara bakalım. Bir Eylül'e hazırlanıyoruz. İki günümüz kaldı. Balık yerken bir endişe duyuyor musunuz müsilajı? Duyuyoruz. Hayır. Gayet lezzetliydi, az önce yedim. Tabii insanı ürkütüyor. Balık sezonu iki gün sonra açılıyor ama herkesin aklında aynı soru. Müsilaj varken balık yemek sağlıklı mı? İnsanlar tedirgin. İster istemez tabii insanlarımız korkuyor. Sıcakta bile yiyen insanlar korkudan balık yemiyorlar. Balıkçılar 1 Eylül gecesi vira bismillah diyecek ama yeni sezon müsilajın gölgesinde başlıyor. Şimdilik tezgahlarda oltayla yakalanan balıklar var. Çeşitli sayı da oldukça az ama iki gün sonra yasaklar kalkınca tezgahlar tam anlamıyla şenlenecek. İnşallah bereketli olur diye bekliyoruz. Beklendiğimiz palamuttan yana. Balıkçılar umutlu olsa da vatandaşlar tedirgin. Açıkçası ben yiyemiyorum. Neden? Niye sağlığımı tehlikeye atayım? Vatandaşın en büyük korkusu balıkların müsilaj nedeniyle zehirlenmiş olma ihtimali. Uzak duruyoruz. Müsilajdan ötürü uzak duruyoruz. Gayet de güzel. Baksanıza hiçbir sorun yok yani balıklarda. Müsilajın bana bir etkisi yok. Bilimsel olarak da bunu açıkladılar zaten. Hayır, herhangi bir endişemiz yok. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hem Marmara'da hem de Karadeniz balıklardan numuneler aldı. 30 ayrı parametreye bakıldı. Yapılan incelemede balıkların yenmesinde herhangi bir olumsuz sonuca rastlanmadı. Denizler bayağı temizlendi. Çocukların canı isteyince bir alıp pişirelim dedik ama gene de tereddüdüm var açıkçası. Balıklarımız temiz, denizlerimiz temiz. Vatandaşlarımız gelip rahat rahat, gönül rahatlığıyla balıklarını yiyebilirler yani.